Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Böyle mübarek bir gecede Kanal 7 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Önden Gidenler'de birlikteyiz. Hepinize Allah huzur, bereket, ferahlık nasip etsin. Ve bu güzel cuma akşamında biz hem bu akşam konuşacağımız Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı hem de Kudüs'ün tarihçesi. Biz istiyoruz ki bugünlerde hem ümmeti Muhammed'in, Müslümanların hem de Türkiye'deki tüm halkımızın gündeminde Kudüs var. Hafta boyunca programlar yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı dün. Ve hakikaten imam hatipler, okullar, belediyeler, STK'lar, dernekler, vakıflar bu konuya kilitlendi adeta. Bu ruhu diri tutma adına biz de önden gidenlerde her hafta programımızın başında Kudüs'le ilgili, Kudüs'te yaşanmış olaylar, Kudüs'ün fetihleri, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethi, Hazreti Ömer'den sonra uzun yıllar bizde kaldı, sonra Haçlı seferlerinde ele geçirdi Haçlılar. 90 yıl sonra filan ya da 100 yıl kadar yaklaşık, sonra Selahaddin Eyyubi vasıtasıyla yeniden Müslümanların oldu, Selahaddin'in fethi ve sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın milletimize büyük bir şeref olan yüzyıllarca oraya hizmet edecek, hürmet edecek bir uzun hizmet kervanının başlangıcı ve 100 yıl önce elimizden çıkan Kudüs'ün bugünkü mücadelesini her programımızda peyderpey, azar azar, konu konu hatıralarıyla ilginç olaylarıyla arz etmeye çalışacağız. Yine dua edeceğiz. Yine ellerimizi açacağız. Sonra programımızla ilgili soruları gündeme getireceğiz. Sizlerle birlikte o sorulara kulak vereceğiz. Dilerseniz böyle güzel bir programın başında hep beraber gelin cuma akşamıdır ellerimizi açalım bir dua edelim Rabbimize hem Kudüs'e dua edelim hem de Rabbimize el açıp bu gecenin bereketinden nurundan hissemize düşenden Allah'tan isteyelim. Cömerttir Allah azze ve celle. Sonra da programımıza şöyle yavaş yavaş hadi bismillah diyelim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Ya Celil, Ya Cebbar, Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Vehhab, ya, ya Kuddus, Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ım. Ellerimizi sana açtık ya Rabbi. Ne olur ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Filistin'in Kudüs'ün masumlarına, küçücük çocukların çektiği çilelere dayanılmaz acılar yaşanıyor Arakan'da. Filistin'den Suriye'ye, Irak'tan dünyanın dört bir yanındaki masum ve mazlum kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize, dünyanın her yerinde zor durumda kalan ümmeti Muhammed'e sen yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere, katillere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bir millet vatanından sürülmek isteniyor. Dünyanın gözü önünde bir milletin vatanı, coğrafyası, tarihi çalınmak isteniyor. Kudüs'ü elimizden çalmaya çalışanlara, yeryüzünün küresel teröristlerine fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımıza göz dikenlere de fırsat verme ya Rabbi bu ülkeyi karıştırmak, bu milleti birbirine düşürmek, bu memleketteki huzuru bozmak isteyenlere içeride de dışarıda da fırsat gösterme ya Rabbi. Allah'ım senden rızkın helal ve bereketlesini istiyoruz. Bizlere hamd eden, şükreden, kanaat eden bir gönül nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimize, yavrularımıza, ailemize, evlatlarımıza güzel ahlak ver ya Rabbi. İman selameti ver Ya Rabbi, Kudüs'te mücadele eden Müslümanlara zafer nasip eyle. Ya Rabbi Kudüs'ü yakan, yıkan, küçücük çocukları, Down sendromlu engelli insanları bile kameralarının önünde işkence etmekten utanmayan Siyonist İsrail'i kahru perişan et Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin şu güzel akşam hatırına bizleri onlara paramızla herhangi bir şekilde destek verenlerden etme ya Rabbi. Rabbim hastası olanlar var ya Rabbi. Şu anda ellerini açmış sana amin diyen gönülden yakaran nice samimi masum garip Müslümanlar var. Duası makbul kulların hatırına hastalarımıza hayırlı şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara katından devalar ihsan eyle. Borcu olup da sıkıntısı olup da geçim darlığı çeken din kardeşlerimize ne olur hayırlısından helalinden rızık kapıları nasip eyle. İşsiz, güçsüz, perişan ailesinin, çoluğunun, çocuğunun huzurunda zor durumda kalmış bütün kardeşlerimize, bütün anne babalara rızkını helalinden kazanacakları hayırlı bereketli işler ve kazançlar nasip eyle. Esnaflarımıza, tüccarlarımıza, çiftçilerimize, dağ başındaki çobanlarımıza, fabrikalarındaki fabrikatör kardeşlerimize ve işçilere, memurlara sağlık, sıhhatle, huzur ve bereketle helal bol kazançlar nasip eyle. Allah'ım anne babalarımızdan başta olmak üzere ahirete göçmüş ölmüşlerimize hayırlı ahiret yurdunda şerefli, bereketli, huzurlu, daha mutlu olacakları güzel bir ahiret hayatı nasip eyle. Allah'ım onlara kabir azabı ve cehennem azabı gösterme. Ya Rabbi içlerinde kabir azabına, ahiret azabına düçar olanlar varsa ne olur şu güzel gecenin hatırına onları da bizleri de affeyle ya Rabbi şu dualarımızdan ana babalarımızı, öğretmen ve hocalarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ninelerimizi, ahirete göçmüş geçmişlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi, vatan için can verenleri, hayatını ortaya koyanları haberdar ve hoşnut eyle ya Rabbi. Onların hepsine rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım, bize de bir gün ecel geldiği zaman Vaktimiz dolup da Azrail'e emaneti teslim etme anımız geldiği vakit imanla ve Kur'an'la can vermeyi bize nasip et. Son nefesimizde hadi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek bu imanla bu ikrarla bu kelimelerle gönülden iman ederek bu imanla can vermeyi hepimize nasip eyle. Ey güzel Allah'ım, merhamet sahibi olan Allah'ım. Kara taşın üstünde can bitiren sensin ya Rabbi. Müslümanlara güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Birlik ver ya Rabbi. Allah'ım Memleketimize huzur ver ya Rabbi. Milletimize, ülkemize, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, solcusundan sağcısına, alevisinden sünnisine, Kürdünden, Türkünden, Arabından, Çerkezinden, Laz'ına tüm Müslümanları birbirine kardeş eyle ya Rabbi. Aramıza sokulan fitneyi, fesadı, dünya Müslümanlarının arasındaki birliği bozan hain sinsi münafıkların ve düşmanların aramıza soktuğu fitneleri ortadan kaldırmaya bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım Müslümanlar en mühim meselelerinde bile bir araya gelemiyorlar. Bir takım sıkıntılar çıkaranlar oluyor. Ne olur yanlış yola sapanlarımıza, hata edenlerimize hidayet ver ya Rabbi. Doğruyu görmeyi nasip et ya Rabbi evlerinde huzursuzluğu olup yuvaları yıkılmak üzere olan, ailelerinde geçimsizliği olan kardeşlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize ne olur yuvalarını kurtarmayı nasip et ya Rabbi. Yeniden kalplerine merhamet ve sevgi ver ya Rabbi. Onları birbirine affettirecek güzel vesileleri sen yarat ya Rabbi. Ey Allah'ım. Ne olur aileleri yıkılmış da sokaklara düşmüş, bakım evlerine düşmüş Derdini çilesini kimseye anlatamayan küçücük çocukların omzuna dünya kadar yük binmiş, dünyanın çilesinin altında ezilen, sokaklara düşmüş sokak çocukları, yollara düşmüş, ortalıkta kalmış yetim yavrucakları, sahipsiz insanları, anası babası sağ olduğu halde yetim kalmış ümmetin evlatlarını ne olur sen koru ya Rabbi zamanın hırsızlarından katillerinden haramlarından günahlarından kötülerinden neslimizi ve nesillerimizi koru ya Rabbi. Ailemizden hiç kimseyi cehennem ateşine düşürme ya Rabbi. Bize dünyada da iyilik ver ya Rabbi. Ahirette de iyilik ver ya Rabbi. Ateşin azabından bizi koru ya Rabbi. İyilerle beraber cennete girenlerden eyle ya Rabbi. İki dünyada yüzü gülenlerden eyle ya Rabbi. Hiç kimsenin kalbini yıkanlardan etme bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Bir rahmetike ya arhamer rahimin. Allah kabul eylesin. Allah Kudüs'ümüz başta olmak üzere elimizden alınmaya çalışan vatan coğrafyalarımızın hiçbirini Rabbim düşman eline geçirmesin. Müslümanlara zafer ve birlik nasip etsin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Eyüp peygamberin hayatı da hem hastalığa sabrıyla şifa için Allah'a sabır ve tevekkülüyle hem de ağır imtihanıyla bir ibrettir Eyüp peygamber. İstedik ki bugün Eyüp peygamberin hayatına bakarak sıkıntısı olanların, hastalığı olanların, derdi olanların, çilesi olanların yani gönüllerine bir ferahlık kapısı açılsın. Allah geçmişte Nice zor durumda olanları kurtarmış Allah. Allah dilerse mucize yaratır. Allah yoktan yaratır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın gücünü, kuvvetini hissedelim. Bir kere daha hatırlayalım diye büyük bir mucize peygamberden bahsedeceğiz. Ama gelin halkımıza mikrofonu tuttu arkadaşlarımız Kanal 7 önden gidenler ekibi ve vatandaşımız mikrofona bakalım neler söylemiş, neleri merak etmiş. Bu geceki programımızda Eyüp Peygamber'le ilgili şimdi VTR'mize geçiyoruz. Öncelikle merhaba hocam. Benim bir sorum olacaktı. Hz. Eyüp'ün nasıl bir hayat vardı, nasıl bir imtihandan geçti? Çok merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Hz. Eyüp hangi kavimden ve hangi soydandır? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyüp nasıl anlatılmaktadır? Hocam merhaba. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamberin adı geçmektedir? Hazreti Eyüp'ün başına hangi musibetler gelmiştir? Hazreti Eyüp kaç çocuğu vefat etmiştir? Eyüp peygamberin bedenindeki yaralar nasıldı? Hazreti Eyüp'ün mucizeleri nelerdir? Hazreti Eyüp kaç yıl yaşamıştır? Kaç kişi ona iman etmiştir? Hazreti Eyüp hastalanınca nasıl şifa bulmuştur? Peygamberlerin çoğunun aynı soydan gelmesinin sebebi nedir hocam? Eyüp Aleyhisselam'ın ee, zenginken nasıl mallarını kaybedip fakir olduğunu merak ediyorum. Hazreti Eyüp peygamber iyileştikten sonra evlendi mi? Hazreti Eyüp'ün duası var mıdır? Onu soruyorum hocam. Hazreti Eyüp hastalanınca kavmi onu terk etmiş mi? Hazreti Eyüp'ün eşinin adı nedir? Hocam Hz. Eyüp kaç yıl yaralı ve hasta olarak kalmıştır bunu öğrenmek istiyorum. Evet Allah razı olsun kardeşlerimiz güzel merak ettiklerini sormuşlar. Biz de hem o kardeşlerimizin sorularından hareketle hem de programımızın içerisinde e, kendi not aldığımız bilgileri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Allah gecemizi mübarek etsin. Hem stüdyomuzdaki çok değerli Kanal 7 önden gidenlerin takipçisi, misafirlerimiz, canlı yayın konuklarımız Allah hepinizden razı olsun. Hem de ekranları başındaki bizim vefakar, cefakar, kıymetli dostlarımız, ekran izleyicilerimiz hepinizden Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Değerli kardeşlerim, Eyüp peygamberle ilgili sorulardan birisi Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin ismi geçiyor dedi. 25 tane isim peygamber olarak, nebi ve rasul olarak zikrediliyor. 3 tane isim de peygamber midir yoksa Allah dostu veli midir? O noktada e, tartışmalı veya şüpheli diyelim toplam 28 isim geçiyor. Yani onlar da peygamber ise eğer 28 isim yani Lokman Aleyhisselam işte Efendim Hızır Aleyhisselam e, gibi üç tane isim de yine kuzukarnen e, geçiyor 28 toplam isim geçiyor. Çoğu peygamberin aynı soydan olması Allahü Teala bir soya bir nesle. Birden çok peygamberlik vermiş, ona dikkatimizi çekiyor. İsrailoğulları. İsrailoğulları, hani bugünkü işte İsrail'de yaşayan Yahudiler diyebileceğimiz İsrailoğulları e, Allah tarafından yani o sülale, o soyda mesela İbrahim peygamber hem Yahudilerin hem de Arapların atasıdır. Ee, Hazreti İsmail'in babası, İsmail Arapların atası, İshak'ın babası İbrahim, İshak da Yahudilerin atası. İshak'ın oğlu Aiz ya da İz, İs'in oğlu da kardeşlerim Eyyub'un babası. Eyüp Eyyub Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in torununun oğlu oluyor yani. İbrahim peygambere yakın bir tarihte yaşamış. Yani şimdi konuşacağımız Hazreti Eyüp peygamber İsrail oğullarındandır. Hazreti e, İshak'ın oğulları Yakup ve İs vardı. Yakup'un oğulları Yusuf ve Davut o sülaleden geliyor. Bir de İs'in oğlu işte Iis'in torunu olan Eyüp peygamber de Hazreti yine İshak'ın torunu olduğu için Yakub'un Yakub, Yakub aleyhisselamın kardeşinin çocukları yani. Yine İsrailoğullarının aynı akrabası, iki kardeşin çocukları. Dolayısıyla İsrailoğullarının çokça zikredilmesi aynı coğrafyada yaşanan Arapların yakınında bulunan bir olay. Yani Arabistan'a o kadar çok peygamber gelmemiş ki yani. Mesela Arabistan topraklarında bir İsmail peygamber var, bir Hud aleyhisselam var, bir de Salih aleyhisselam var. Üç, bir de Hazreti Muhammed gelmiş aleyhissalatu vesselam. Dört peygamber Arabistan topraklarında ama Allah'ın yüz binlerce peygamber göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmese de Peygamber Efendimiz bunları haber veriyor. Yani birçok toplum o zamanlar televizyon yok, internet yok, elektrik yok. Yani Amerika'daki adam nereden bilsin İsrail'de yaşayan ya da Kudüs'te Filistin topraklarında yaşayan peygamberi? nereden haber alsın Hindistan'da yaşayan biri? Nereden duysun öbür taraftaki peygamberi? Dolayısıyla onların da kendi peygamberleri vardı. Cenab-ı Allah peygamberimizin isminin bütün dünyaya bir gün yayılacağını ve Hazreti Muhammed'den insanların haberdar olabileceğini Allahu Teala mucize ile bize gösteriyor ki Hazreti Muhammed bütün alemlere peygamber gönderilmiştir diyor. Ve ma ki illa rahmeten lil alemin diyor ya. Biz seni bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Bakın bugün dünyada kimse diyebilir mi ki ben Hazreti Muhammed'i duymadım. Ama Hazreti İsa göğe kaldırılıncaya kadar İsa peygamberi dünyanın yüzde doksanı haberi bile olmadı. Çünkü o zaman dedim ya işte televizyon yok, elektrik yok, internet yok, haberler yok. Yani nereden bilsin bizim şimdi Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz Hristiyanların ellerindeki İncil bozulmuş bile olsa sonuçta İncil'de Allah'ın ayetleri vardır. Hala şu anki İncil'de de vardır. Hepsi batıl söz değildir yani. Veya Tevrat'ta Yine Allah'ın ayetleri vardır onun içinde sonuçta. Biz onlara muharref kitaplar diyoruz. İnsanlar bozmuş, hakikatini saptırmış. Yoksa hepsi yanlış değil. İçinde doğru Allah'ın sözü de vardır onların içinde. Dolayısıyla Yahudiler ya da Hristiyanlar kendi peygamberleri dünyada yaşarken her yer onlardan haberdar değildi. Dolayısıyla değerli dostlar bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed hem zaman itibariyle insanların dünyaya İslam'ın yayılması ama hocam Hristiyanlık da yayıldı o zaman bugün haberler var o zaman onu mu e, e, takip edecekler insanlar yani işte Hazreti İsa'yı Hazreti Davud'u hayır ama onların peygamberliğini kabul edeceğiz ama Hz. Muhammed'e tabi olacağız. Niye? Allah en son onu göndermiş. Şimdi biz bu topraklarda eskiden efendim başka Bizans yaşıyordu, Osmanlı yaşıyordu, onların kanunu istiyoruz diyebiliyor muyuz? Hayır. Ama onları da kabul ediyoruz. Buralar bir zamanlar Bizans topraklarıydı diyoruz. Bir zamanlar Osmanlılar vardı diyoruz. Bir zamanlar şunlar vardı, bunlar vardı diyoruz. Bu doğruları kabul ediyoruz. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti var diyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla biz burada yaşıyoruz ya da idare ediliyoruz her neyse. Ya Allah da peygamberleri gönderen Allah. Yani Hazreti Adem'i önce gönder diye biz istemedik ki. Allah öyle istedi. Hazreti Nuh'u ikinci peygamber olarak gönder ya Rabbi diye biz tercih etmedik. Allah onun vaktini seçti. İbrahim peygamberi o tarihte Allah istedi. Davud peygamberi hangi tarihte yaşadıysa onu Allah tercih etti. Dolayısıyla biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı bütün peygamberler önümüzdeydi de şunu bize peygamber ver ya Rabbi diye biz istemedik. Allah onu seçti. Biz Allah'ın seçtiğine iman ettiğimiz için Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendimize peygamber seçiyoruz. Ama ondan önce gelen peygamberlere de bizim peygamberimiz bunlar diyoruz. Hepsini kabul ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Eyüp aleyhisselam uzun boylu bir adamdı. Geniş yapılı, uzun boylu, kıvırcık saçlı, boynu kısaydı diyor peygamberler tarihinde onu vasfedenler, nakledenler. Efendim Hazreti Eyyub'un annesi Lut peygamberin kızıydı. Lut Aleyhisselam var ya, Lut peygamberin kızı Eyüp Aleyhisselam'ın annesi. Lut peygamber İbrahim peygamberin neydi? Kayın biraderiydi. Sare annemiz var ya, Hazreti İbrahim'in ilk hanımı Sare. İshak'ın annesi yani. İshak'ın oğlu da Aiz Aysın oğlu da Eyyub'un babası. Dolayısıyla Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın annesi de Hazreti Lut'un kızı. Lut peygamberin kızı Eyyub'un annesi. Bir de Hazreti Yakub'un torunlarından Hazreti Yakub'un torunlarından bir de hanımla evlendi Hazreti Eyyub adı Leyya Hatun. Leyya. Leyla değil. Leyya. İki tane Y var. Yozgat'ın Y'si. Leyya Hatun. Ona biz Arapçada Rahime Hatun da diyoruz. Rahime anne. Ne demek? Merhametli kadın demektir. Rahime. Rahime annemiz Değerli kardeşlerim Hazreti Eyyub'un hanımı. Eyüp Eyyub peygamber nerede yaşamıştı? Arkadaşlardan ekranda az önce VTR'de de sordular. Eyüp Peygamber'in doğduğu, yaşadığı, peygamber olduğu ve vefat ettiği yer Eyüp Peygamber'in Ürdün'ün Şama yakın toprakları Beseniye diye bir köy, bir kariye, bir yerleşim birimi, bir şehir yani. Beseniye şehri Eyüp peygamber Ürdün'ün Şam divarlarına yakın olan Beseniye köyünde dünyaya geldi. Orada büyüdü. Sonra zengin bir ailenin, güçlü bir ailenin çocuğu. O da çok çalıştı. Güçlü, varlıklı. 16 tane oğlu vardı diyorlar. Veya 10 tane. Ondan fazla oğlu vardı. Bir günde hepsi ölecek. Biraz sonra bir musibet gelecek. Hazreti Eyüp Aleyhisselamı e, böyle hani kıskanılacak bir hayatı var deriz ya, öyleydi. Onun için biz nazara inanırız Müslümanlar. Allah hepinizi nazarlardan korusun, kazan ve belalardan korusun. Çoluğunuzu çocuğunuz. Şimdiki gençler çok nazara filan inanmıyorlar. Olabildiğince böyle güzel görünmek, efendim şıkır şıkır gezmek falan filan hiç böyle la havle ve la kuvvete çekmiyorlar. Ona dikkat edin Müslümanlar. Nazar vardır. Siz bilemezsiniz. Mahallenizdeki bir gariban size bir bakar bak bak şuna bak der. Biz çocuklarımıza doğru dürüst bir şey alamıyoruz, şunlara bak, yiyorlar, içiyorlar der, bir nazarla bakar. İnanın nazar değer. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa En nazaru hakkun dedi. Nazar haktır dedi. Nazar vardır dedi. E ne hocam o zaman nazar boncuğu mu takalım? Yok. Nazar boncuğu bid'attır. Yani günahtır. Nazar boncuğu diye bir şey yoktur. Nazardan korunmak için ne yaparız? Tuası var ya. Mesela ayetel kürsi okursun, eline yüzüne sürersin. Mesela Fatiha okursun. Mesela La havle ve la kuvvete illa billahi laliyyil azim En güçlü nazar duasıdır. En güçlü. Dolayısıyla Hazreti Eyüp nazar diyecek bir hayatı vardı. Nasıl? Dünyalar güzeli bir hanımı. Ondan fazla oğlan çocuğu malının mülkünün haddi hesabı yok. Adaletli, cömert, bereketli, güzel toprakları var. Sürüleri, hayvanları, affedersiniz, hizmetçileri her gün ne diyelim onun adına kova kova bakraş bakraş sütler, yoğurtlar, tereyağlar oraya gidiyor. Misafirlere ikram ediliyor, fakirler doyuruluyor. Böyle bereketli bir ev. E bunu da şeytan kıskandı. Böyle peygamberliği herkes yapar dedi. Bu ne ki dedi böyle peygamberliği herkes yapar dedi. Allah Azze ve Celle Hazreti Eyyub'u Allah ondan bütün nimetleri alsa da yine nankörlük etmez dedi. Değerli kardeşlerim o topraklar acayip bir imtihan. Kudüs dedik ya, Kudüs, Kudüs'e yakın burası. Kudüs ne demek? Kutsal şehir demek. Kudüs, kutsal şehir. Onun için ben geçen hafta sosyal medya hesaplarımda Kudüs'le ilgili paylaşım yaparken başlık olarak şunu atmıştım. Kudüs'ünü kaybeden kutsalını kaybeder. Kudüs, Arapça bir kelime, Allah'ın Kudüs isminden geliyor. Takdis edilen. Kudüs, kutsal şehir demektir. Peki Kudüs kıymetini nereden alıyor? Beyt-i Maktis'ten alıyor. Beyt-i Maktis ne demek? Beyt, Arapça ev. Maktis, kutsanmış. Yani Allah tarafından manevi kıymeti var. Benim için manen çok değerlidir dediği bir yer demektir. Yani Beyt-i Makdis kutsal ev demektir. Beyt-i Makdis Hazreti Meryem'in adandığı Beyt-i Makdis'tir. Zekeriya peygamberin hizmet ettiği Beyt-i Makdis'tir. Zekeriya peygamberden önce Beyt-i Makdis'e hizmet eden Hazreti İsa'nın dedesi İmran Aynı Kudüs'teki Beyt-i Maktis. yalnız Musa peygamber Yahudilerin daha çok kutsal tanıdığı Tevrat'ın kendisine indiği Hazreti Musa Aleyhisselam Kudüs'te yaşamamıştır. Bakın ilginç değil mi? Normalde Yahudiler kutsal şehrimiz diyorlar ama Hazreti Musa Kudüs'te yaşamamıştır. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı yer kardeşlerim Mısır'dır. Öyle olsa Tur Sina, Sina Dağı nerede olması lazım? Kudüs'te olması lazım. He? Dolayısıyla değerli kardeş ama İsrailoğulları'ndan çok peygamber yaşadı Kudüs'te. Kudüs peygamberimize sordular. Kim sordu? Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, yeryüzünde ilk yapılan cami, ibadethane, Allah'a ibadet edilen yer neresidir dedi. Hazreti Ebu Zer peygamberimize sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kabetullah'tır dedi. Mekke'deki Kabe'dir. Adem peygamber Arafat'ta annemiz Havva ile affedilince Allah tarafından melekler ona gösterdi. Cebrail Aleyhisselam ilk Ka'be'yi Hazreti Adem yaptı. Zaten İbrahim peygamberin ve iz yerfau İbrahimul kavaide diye ayette bahsedilen İbrahim Ka'be'nin temellerini yükseltiyordu oğlu İsmaille dediği var olan bir temeli yükseltiyor. Yeri kazdı, Adem peygamberden kalan kaybolmuş, yerle yeksan olmuş, üstü başı tozlarla, kumlarla kapanmış, belki bir iki metre aşağıda kalmış Kabe'nin temellerini İbrahim peygamber, Adem peygamberden kaç bin yıl sonra buldu ve o temelleri çıkardı. Allah da onu diyor zaten. Yani İbrahim Kabe'yi buraya bina etti demiyor ayet. İbrahim temellerini yükseltiyordu diyor. Yani var olan bir temeli yükseltiyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabe'nin ilk ev olduğu bilgisi Kur'an-ı Kerim'deki bilgidir. Kabe'den sonra yapılan ev var mı ya Muhammed? Ondan sonra yapılan mescit Allah'a ibadet edilen yer neresidir ya Resulallah? Peygamberimiz de buyurdu ki, Beyt-i Maktistir dedi. Kutsal ev. Biri Kabetullah, Beytullah, Harem-i Şerif, birisi Beyt-i Maktis. Demek ki Kudüs'teki şimdi Mescid-i Aksa dediğimiz, Uzaktaki mescit demektir Be mescid Aksa. En uzak mescit demektir. Mescid-i Aksa dediğimiz yer Beyt-i Maktis'i işaret ediyor. Yani kutsal ev. O da Kudüs'teki Beyt-i Maktis'tir dedi. Peygamber Efendimiz'e Ebu Zer Hazretleri bir daha sordu. Ya Resulallah bu ikisinin arası ne kadar zamandı? Yani ne kadar zaman da yapıldı? Hazreti Muhammed Aleyhisselam dedi ki: "Kabe ile Beyt-i Makdis'in arası 40 senedir." dedi. 40 yıl sonra yapılmış Beyt-i Makdis. beyt Makdis değerli kardeşlerim, yani Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis aynı şey. Kudüs'teki aynı. Beyt-i Makdis Değerli kardeşlerim, kutsal ev Hazreti Adem'den bugüne Müslümanların kutsal bildiği Allah'ın peygamberlerinin Müslümanlara orayı kutsal şehir olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ü anlatan ayetler o kadar çok ki, değerli kardeşlerim, Allahu Teala bize Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın mübarek kılındığını, harem olduğunu Allah bildiriyor. Hem Maide suresinde, hem Ali İmran suresinde, hem pek çok ayette Musa peygambere hitap ederken, İsa peygambere, Zekeriya peygambere, Meryem annemize hitap ederken o şehrin kutsal olduğunu, bereketli olduğunu mübarek olduğunu Allah Kur'an'da söylüyor. Onun için bir Müslüman için yeryüzünde üç tane haremi şerif vardır. Haremi şerif deyince bizim aklımıza sadece Kabe geliyor. Bu yanlıştır. Müslümanın üç tane haremi şerif olan şehri vardır. Üç haremi şerifi unutmayın. Bir, Mekke'deki harem. Mekke'nin her yeri harem değildir. Harem sınırları bellidir. Haremi şerif. Bir Mekke'nin haremi. Yani dokunulmaz sınırlar. Allah'ın mübarek dediği manevi etki alanı diyelim. Bir Mekke'deki Kabe merkezinde olan, Beytullah merkezinde olan Hudeybiye'den Tenim'e, Tenim'den Arafat'a, Etrafı böyle 20-25 kilometre uzunluğunda, 7-8 kilometre derinliğinde bir coğrafyadır Mekke'nin haremi. En büyük harem de Mekke'nin haremidir. İkinci harem Medine'nin haremi. Medine'yi münevvere Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'a dua etmesiyle Allah'ın harem saydığı ve peygamberimizin de bize haber verdiği Medine'nin haremi. Kabe Allah'ın haremidir. Medine Hazreti Muhammed Mustafa'nın haremidir. Allah'a duasıyla harem olmuştur. Mescid-i Aksa da yine Hazreti Muhammed Mustafa'nın Resulullah Aleyhisselam'ın müjdelemesiyle Ümmeti Muhammed'in haremidir, yani yeryüzündeki bütün Müslümanların haremidir, Kudüs. Onun için kıymetli kardeşlerim bir hadisi şerifte rivayet ediliyor. Kudüs Müslümanların bütün dünya Müslümanlarının bir gün başkenti olacak. Ben öyle zannediyorum ki Hazreti İsa'nın indirileceğine iman eden biz ehli sünnet böyle inanırız. Ehli sünnet itikadında mesela Hristiyanlarda da bu vardır ama farklıdır bu. Bizim ehli sünnet itikadımızda kıyamet kopmadan Hazreti İsa yere indirilecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zannediyorum Deccali yenip yeryüzüne, kainata Allah'ın dinini hakim kıldığında işte dünyanın başkenti Müslümanların Kudüs'tür. Bak İstanbul demiyoruz, Mekke demiyoruz, Medine demiyoruz. Kudüs'tür. Onun için Kudüs Müslümanlar için de, Yahudiler için de, Hristiyanlar için de kutsaldır. Biz Müslümanlar bu kutsal şehri Müslümanların başkenti yapabilmek için yani sadece Filistin'in başkenti değildir. Tabii ki Filistinlilerin de başkentidir. Bu konuda İsrail'in 1947 yılında İngilizlerin gavurluğuyla sokuşturulmuş bir çıban gibi ümmeti Muhammed'in içine dünyadaki Yahudileri topluyorlar oraya dolduruyorlar. Bu bugün dünyanın başka yerinde yapınca nüfus oynamayın demiyor mu dünyadakiler? Kardeşim nüfus hareketleriyle oynamayın. Araplar yaşıyorsa Araplar yaşasın. Kürtler yaşıyorsa Kürtler yaşasın. Değil mi? Şu yakın zamanda Irak'ta, Suriye'de böyle el altı oyunlar oynanıyor. Kerkük şehrinin yapısını bozuyor mesela Barzani başka yerdeki Kürtleri oraya yığıyor. Ama bu haksızlık. Kürtler kendi köylerinde yaşasın, nerede yaşıyorlarsa. Araplar kendi köylerinde yaşasın, Türkmenler, başkası neyse. Birinin memleketinden sürülüp başkasına yer açmak bunu Türkler ya da yapsa zalimliktir, Kürtler de yapsa zalimliktir, Yahudiler de yapsa, Araplar da yapsa zalimliktir. Bugünkü insan aklı bunu kabul ediyor. Peki Yahudilere 70 yıldır niye kimse bir şey demiyor? Ya dünyanın her yerinden Yahudilere yeni yerleşim yeri açıldı diye haberleri dinlemiyor musunuz? Niye kimse müdahale etmiyor? Arabın evini yıkıyor, Filistinli, Arabın evini dozerle yıkıyor. Senin sülalende terörist var diyor. Ee, terörist var diye şey olur mu? Bu zulümdür. Böyle şey olmaz. Suçlu olan, suçlu olan cezasını çeker. Onun babası da olsa, anası da olsa suçlu olmayan cezalandırılamaz. Günahı suçu olmayana başka oğlunun, kızının cezası verilir mi hiç? Velhasılı Yahudiler dünyanın göz önünde apaçık bir zulüm yapıyorlar. Ama burada Yahudilere de kötülük ediyorlar. Niye? Suçsuz günahsız Yahudiler de var. Ben iki gün önce videoda gördüm. Yahudiler toplanmışlar. Valla Almanya mıydı? Tel Aviv miydi? Öyle bir şey yazıyordu. Tamamı Yahudilerden oluşan İsrail bayrağı yakıyorlar. Yahudiler. İsrail bayrağı yakıyorlar. Filistinlilere yapılanı kınıyoruz diyorlar. Şimdi bu Yahudiler işte insan olan bunlar. Bunlarla bir problemimiz olamaz bizim. Ama nefreti o kadar büyütüyorlar ki şu andaki Siyonist İsrail devleti Amerika'ya güvenerek, İngiltere'ye güvenerek, Avrupa'ya güvenerek şiddeti o kadar çoğaltıyor ki kardeşlerim Yarın bir gün Allah korusun Müslümanlar da bir birleşir de oraya yürüdüğü zaman suçsuz günahsız Yahudilere de yazık olacak. Çünkü siz küçücük 14 yaşında çocuğu kameraların önünde canavar gibi koca koca goril gibi İsrail askerleri yüzleri de kapalı ha korkuyorlar 14 yaşında çocuktan korkuyorlar. 20 tane canavar gibi adam yumrukluya yumrukluya götürüyor. Ya bunu gösteriyor. Down sendromlu çocuk. Bütün dünya kameraları gösterdi. Ya engelli engelli Down sendromlu çocuğu Kudüs'te o eylemlerin ortasında kalmış artık annesiyle bir yere mi gidiyordu? Orada oturuyorlar mıydı? Protosto eylemi mi yapıyorlardı? Her neyse. Ya bu engelli. Bu dövülür mü? Bu tutuklanır mı? Bu eline kelepçe takılıp Tekme tokat yüzü gözü patlatılarak dövülerek götürülür mü? Götürüyor. Peki nefretimiz çoğalmıyor mu? Vallahi çoğalıyor, billahi çoğalıyor. Bak İsrail'deki Yahudiler, iyi dinleyin. Size nefretimiz çoğalıyor. Suçsuz olanlarınız bu zalimlere dur deyin. Dünyanın her yerindeki Yahudiler, bu kan döken, işgal eden, Müslümanın evini çalan bu hırsız Yahudilere dur deyin. Çünkü nefretimiz çoğalıyor. Öfkemiz çoğalıyor. Yani bir gün ya harro ya marro der bu Müslümanlar. Bu böyle gitmez. İnanın o gün size gaz veren ne Amerika yanınızda olur ne Avrupa yanınızda olur. Bunlar hiç maşaya ellerini hiç sokmazlar. Maşayla tutarlar. Ermenileri 100 yıl önce Anadolu'da kışkırtan Fransızlar Ermeniler ölürken araya mı girdiler? Pılını pırtısını topladı, Antep'ten defolup gitti Fransız. Ermeniler elimizde kaldı. Kalmadı mı? Ve o arada haksızlık yapılmamış mıdır? Mutlaka yapılmıştır. Suçsuz, günahsız Ermenilerin de canı yanmış mıdır? Belki yanmıştır. Ben kılı kırk yararak Allah'ın adaleti gibi adaletliyiz diyemem. Ama elimizden geldiği kadar zulmetmeyiz tabii ki. Suçsuz ne Yahudisine ne Ermenisine kimseye dokunulmaz. Değerli kardeşlerim ama şu yapılanlar öfkeyi çoğaltıyor. Ya ora kutsal şehir. Yani sen de gel ibadetini yap. Sen de gel Hristiyan ibadetini yap ama bura Müslümanların 100 yıl önce elinden çalınmış bir İngiliz oyunuyla bir hırsızlıkla alınmış ve çoğunluğu Müslümanların yaşadığı bir şehir. Sen oradan Müslümanı çıkarıyorsun ve diyorsun ki efendim bin yıllık Bitlis'e diyorsun ki burada bundan sonra Yozgatlılar yaşayacak. Öyle şey olur mu ya? Ora Bitlislilerin oradaki insanlar Kürtler, Zazalar kim yaşıyorsa o onların ya. Tamam Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası ama bir de orada yaşayan halk var. Orayı çıkarıp biz Tokatlıları mı yerleştireceğiz? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olsa bile o zaman yine itiraz ederiz. Olmaz. Bu millet böyle bir şey hiç yapmadı. Biz Yahudileri çıkarsaydık orada Yahudi mi kalırdı? Hristiyanları çıkarsak orada bir tane kilise mi kalırdı? Niye kiliseler yıkılmamış? Yüzyıllardır ayakta duran kiliseler var Kudüs'te. İstanbul'da bin yıllık kiliseler var. Niye yıkmamışız? Ya bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz dinimize saldırmayan, namusumuza saldırmayan, malımıza saldırmayan, hiç kimseye saldırmayız, saldırmamalıyız. Müslüman barışçı insandır ama Müslüman cihadını kaybederse vatanını kaybeder. Ama Müslümanın vatanı için, namusu için, canı için, ülkesi için, dini için cihad edecek bir imanı da hep olmalı. Bak bu ayeti kerimeyi unuttuğumuz için bizi oynamalı, zıplamalı bir Müslüman yapıyorlar. Yok öyle halay çekerek hep Müslümanlık olmaz. Biz Müslümanlar Fatih Sultanların, Selahaddin Eyyubilerin cihatlarıyla büyüdük. Cihadı olmayan Müslümanın vatanı yoktur, namusu yoktur, canı hürriyette değildir. Elin gavuru her bombayı yapıyor ama sana diyor ki cihatçı Müslüman olma diyor. O ne demek ya? Ve cahidu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfüsihim demiyor mu? Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad ediniz diyor Allah. Dolayısıyla biz cihadımızı terörizmle karıştırmayın. Cihad vatan için yapılan milletin ortak karar alarak devletin öncülüğünde Müslümanların bir araya gelip yaptığı vatan savunmasıdır. Çanakkale bir cihattır. İstanbul'un fethi bir cihattır. Selahaddin Eyyubi'nin fethi bir cihattır. Allah'ım cihat ruhumuzu elimizden alma ya Rabbi. Şehadet ruhumuzu elimizden alma ya Rabbi. Ölümü çöp tenekesinin dibinde kokuşmuş olarak bekleyen bir uyuşuk değil, Allah yolunda şehadet en büyük makamdır diyen, ölümü şehadetle özdeyen bir mümin olmayı bize nasip et ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Ürdün'ün Beseniye şehrine bir daha gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından ve Eyüp peygamberin büyük imtihanı başlıyor. Burada Kanal 7 ekranlarında birlikteyiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler devam ediyor. Eyüp Peygamber'in sabrı, şifası, hastalığı, ağır imtihanı. Hazreti Eyüp Aleyhisselam değerli dostlar Ürdün'ün Beseniye şehrinde. Onu şeytan iblis kıskandı ve bunun peygamberliğinde ne var ki bolluk içinde rahat içinde herkes yapar dedi. Allah bir peygamberin ne kadar sabırlı, ne kadar şükürlü bir kul olduğunu gösterdi. Ona bir musibet verdi. Daha sağlam, güçlü, kuvvetli bir adam. Dedim ya 16 tane oğlu vardı diyorlar. Veya 10 tane olsun. Çok evlatları vardı diyor Allah. Evlatları çoktu. Bir gecede bir haber geldi. Eyüp peygamberin diyelim bir deprem oldu Allah korusun ve tüm evlatlar öldü. Bir gecede. Tamamı. Bir haber. Dayanılacak bir şey değil. Yani bir çocuğumuza bir şey olsa değil mi? Hastalanıyor da gece gündüz uykusuz kalıyoruz yani. Allah evlatlarımıza sağlık sıhhat versin. Hastası olanlara şifa versin. Değerli kardeşlerim Hazreti Eyüp peygamber bir duydu ki bütün malı telef olmuş. Bütün hayvanlar. Diyelim sel gelmiş, bütün sürüyü sel götürmüş. Hiçbir malı, mülkü kalmamış. Arazileri çöle döndü. Yine Hazreti Eyüp'te bir şükürsüzlük yok. Allah'ım hepsi senden ya Rabbi dedi. Sonra Hazreti Eyüp peygamberin vücuduna bir hastalık bulaştı. İslam alimlerinden, eski müfessirlerden, Mücahit isminde, Mücahit alimlerdendir. Diyor ki, Eyüp peygamberin hastalığının adı neydi? Hangi hastalıktı? Çiçek ilk defa çiçek hastalığına yakalanan Eyüp Peygamber, Eyüp Aleyhisselam'ın vücudunda böyle çiçek hastalığı ama daha da ileri, daha da ileri gitti. Her geçen gün biliyorsunuz çiçek hastalığı zamanla her tarafta işte şeyler olur, yaralar olur, şeyler olur, lekeler sivilce gibi. Bu sefer onu gören insanlar ondan uzaklaşmaya bir de bulaşıcı ya yaklaşmamaya bunu bizden uzaklaştırın filan demeye başladılar. Hastalık iyileşmiyor ama onun peygamberliğini ben Allah'ın nebisiyim, ben Allah'ın peygamberiyim, gönderdiği elçiyim dedi. Ona inananlar vardı. Eyüp peygambere. Bazı rivayetlere göre Eyüp peygambere inananlar çok azdı. Bir elin parmakları kadar sormuşlardı ya VTR'de kardeşlerimiz. Çok az insan iman etti. Bu sefer o inananlar da bir müddet sonra geri döndüler. Ne diye? Dediler ki bu peygamber olsa şimdiye kadar iyileşirdi. Peygamber Allah'a dua eder. Ya Rabbi bu hastalığı benden kaldır. Peygamberim insanlara İslam anlatacağım, namaz kıldıracağım, dinini anlatacağım, çıkacağım, nasihat edeceğim. Peygamberlik yapacağım yani. Dolayısıyla Allah'ım hani üç gün beş gün tamam ama aylarca süren, yıllarca süren bir hastalık bu sefer dediler ki bu Eyüp peygamber değil demek ki Eyüp peygamber olsaydı bu kadar hasta olur muydu? Ve dinden döndüler Müslüman olanlar. Adamdan vazgeçtiler. Bu sefer Hazreti Eyüp'ün hastalığı gittikçe böyle sulu, yaralı bir hale dönünce dediler ki bu Eyüp'ü bizden uzaklaştır. Şehrin dışına Hani ben söylemek istemiyorum ama hani bazı kitaplarda geçiyor. Bazı hocalarımız diyor ki Allah bir peygamberi o hale düşürmez. Kardeşlerim, Allah insanı dünyada her halükarda imtihan eder. Her halükarda imtihan eder. Allah kimi nasıl imtihan edeceğini biz karışamayız. Biz bilemeyiz yani. İlyut peygamberin evine gelen iki tane oğlan çocuğuna kötülük etmek isteyen yani pis bir ahlakla yaklaşan halk Hazreti Lut'un evine saldırmadı mı? Allah ona müsaade ediyor da sonuçta Hazreti Allah onları bir felaketle helak etti ama sonuçta o korkuyu yaşadı Lut peygamber. Allah imtihan eder. Nasıl ister söyle imtihan eder. Bu musibeti Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten Sad Suresi'nde. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Enbiya Suresi'nde 84. ayet, Sad Suresi 41, 42, 43 ve 44. ayetler Hazreti Eyyub'un başından geçen olayları, hastalığı söylüyor. Allah'ım bana bir musibet dokundu. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi diyor. Ve Hazreti Eyüp peygamber şehrin dışına çıkardılar. Bir çadır kurdu hanımı, annemiz Rahime ya da Leyya Hatun. Kadıncağız bazı kitaplarda, peygamberler tarihinde şöyle yazıyor. Eyyub'un malı mülkü bitti ya, çocuklarının hepsi de öldü. Bir kocası var hasta, ama kadın da Müslüman. Hanımı Müslüman. O dönmedi. O, o sağlam. Müslümanlıktan vazgeçmedi bak. Erkekler dinden döndü, kadın dininden dönmedi. En zor gününde bile. Niye? Karısı biliyor. Kocasının kötü bir ahlakı yok. Bir yanlışı yok. Allah'tan gelen bir hastalık. Şimdi ona iftira mı atsın? bu peygamber olsaydı böyle hasta olur muydu diye aşağılama olur mu? Dolayısıyla Leyya annemiz sağlam bir Müslümandı. Aynı Hazreti Muhammed Mustafa'nın hanımı Hatice annemiz gibi. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Leyya annemiz yani Rahime annemiz kocasına her gün konu komşudan bir şey istiyor. Bir tas çorba. Efendim her şeyi de yiyemiyor. Ağzı burnu yara. Yani çorba gibi yumuşak böyle şeyler yiyebiliyor. Süt gibi böyle şeyler. Ekmek çiğneyip yutacak gücü kalmadı. Allah'ın imtihanına bak ya Rabbim. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Allah'ım bizi kuluna muhtaç etme ya Rabbi. Ne zor bir şey. Hazreti Eyüp peygamber hanımı Konu komşudan, ondan bundan üç ay, beş ay. Hastalık iyileşmedi. Yedi sene oldu. Yedi sene hanımı dayanamadı. Herkesin bir sabrı var değil mi? Kadıncağız dayanamadı. Dedi ki Eyüp, bak ben seni biliyorum. Sen peygambersin. Ve sen peygamberliğe leke düşürecek bir kötü işin olmadı. Ben senin karınım, namusunum, hanımınım, senin bir kötülüğünü hiç görmedim sen Allah'ın salih kulusun, Allah'ın peygamberisin, dua etsen de Allah şu musibeti bizden kaldırsa yani en azından çalışırsın, işe güce gidersin, ekmeğimizi kazanırsın Allah'a dua etsen Allah seni reddetmez bir dua etsen dedi, Hazreti Eyüp o hasta halinde yıllarca canı yanmış, sağdan sola hanımı çevirmeyince dönemeyen o adamcağız ağlamaya başladı. İnsanın zayıf düşüp güçsüz kalıp ağlaması zor bir şeydir. Kadın üzüldü. İncittim mi acaba dedi. Seni ağlatan nedir ey Eyüp dedi. Ey Rahime biliyorum ki kadın başına bana bakmak zor geliyor sana. Anladım ki bu iş sana ağır gelmeye başladı. Kolay değil. Kaç gün gidersin ki bacın olsa kovar ya. Anan baban olsa ee yeter düzgün biriyle evleneydin der ya. Bırak bakmak zorunda mısın der. Allah korusun. Dedi ki Leyya anladım ki ben sana yüküm artık. Taşıyamıyorsun değil mi? Ağır geldi değil mi? Kadın pişman oldu. Yok vallahi onun için demedim dedi. Ben senin iyi bir insan olduğunu biliyorum. Bak insanlar da alıp gittiler. Sana iman eden Müslümanlar o zengin gününde, varlıklı güçlü gününde etrafından ayrılmayan, sen Allah'ın peygamberisin diyen insanlar da alıp gittiler. Vallahi ben onların yaptığı gibi yapmadım. Senin peygamberliğine hala inanıyorum ama istiyorum ki bu halde olma, iyileş, şifa bul. Hazreti Eyüp karısına dedi ki: "Leyya, yamacıma geç." dedi. Şimdi bizim gençler yamacımı anlamayabilir, karşıma demektir. Ben bazen böyle toka ağzı konuşuyorum. Şöyle karşıma geç dedi. Kadın karşısına geçti. Otur dedi, oturdu. Biz dedi seninle kolların altınlarla doluydu, boynun kolyelerle doluydu, zengindin, hizmetçilerin vardı. Kaç yıl yaşadık böyle dedi. Varlık içinde. Melmeketin bir numarası. Leyya Hatun. Herkes onu kıskanıyor. Ama o da Müslüman. Namazında, abdesinde namuslu Müslüman. Ama böyle kaç yıl yaşadık dedi. 80 yıl dedi. 80 yıl yaşadık böyle. Kaç yıl hastayım dedi. 7 yıl dedi. Ayıp olmaz mı Leyya dedi. 80 yıl Allah bizi istediğimiz gibi yaşatmış. Yedi yıl hasta olup da beni iyileştir ya Rabbi demeye utanırım dedi. Ayıp olur Allah'a dedi. Eğer dayanamıyorsan, eğer benden bıkmış, yorulmuşsan ben sana yol vereyim gidebilirsin dedi. Bir daha gelme dedi. Eğer ağırsam bırak beni Rabbimle baş başa kalayım. Geri gelmesen de kızmam dedi. Sen haklısın dedi. Ben senin hayırlı bir kadın olduğuna şahitlik edeceğim Allah'a dedi. Bırakıp gidersen de sana küsmeyeceğim dedi. Gidebilirsin zor bir şey dedi. Zor bir şeydi. Peygamber nasıl büyük insan ya. Değil mi? Masal gibi geliyor. Kim diyebilir bunu? Hazreti Leyyah Hatun kocasına dedi ki ey Eyyub ben Allah'a yemin ederim ki sen son nefesini verene kadar yanından ayrılmayacağım dedi. Hani bizde analarımız için şöyle söylerler, kirli gömleğimi satıp seni okutacağım derler ya eskiden. O da öyle dedi, ben son nefesime kadar dilencilik yaparım yine seni bakacağım dedi. Leyya anamız ne yaparmış biliyor musunuz? İşi neymiş? Evlerde temizlik yapmak. Bir zamanlar evinde hizmetçiler olan leyya kadın, milletin evine, ocağına, ahırına, hayvanına sütünü sağmaya gidiyor. Öbürü diyor ki tarlaya git bizim şu işimizi gör, pancarı çapala mesela, otu al. Veya biri diyor ki benim çocuğa bugün sen bak, akşam sana şunu vereceğim diyor bir yevmiye bir tas süt vereyim diyor. Para yok o zaman. Dolayısıyla Leyya anamız bakıcılık yapıyor. Onun bunun işine gidiyor. Allah'ın işine bak. Allah'ın işine bak. İmtihanın büyüğü daha bekliyor. İmtihanın büyüğü şimdi başlıyor. Leyya kadın üç gün iş bulamadı. Üç gün iş bulamadı. Kimse bir tas süt vermedi. Kimse bir lokma ekmek veremedi. İmtihan ya. Bazen arkadaşlar diyor ki hocam hangi işe el atsam kuruyor diyor ya. Oğlum diyor hangi işe girdiyse zarar etti diyor. Olur mu? Olur. Allah peygamberi denemiş Müslümanlar. Adam şehrin dışında çadırda acından ölüyor. Hasta. Vücudunda yaralar çıkmış. Canı yanıyor. Artık kemiğine dokunmuş hastalık inliyor ama Allah'a şükrediyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Subhanallah diyor. Hazreti Eyüp Elhamdülillah diyor. Ya yok yok neye elhamdülillah diyorsun? Neyin elhamdülillahı bu? Ey Eyüp peygamber biz sofrada 20 çeşit yemek var elhamdülillah demeden kalkıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Elhamdülillah demeyi unutuyoruz. Sen hastalıktan iniliyorsun, üç gündür açsın, elhamdülillah diyorsun. Sana verilen bir nefese bile elhamdülillah lazım değil mi Müslüman? Bana verilen bir nefesin bile bir elhamdülillah hakkı yok mu Müslüman? Kardeşlerim Hazreti Eyüp üç gündür çadırda. Kadıncağız yiyecek hiçbir şey bulamamış anam. O günlerde kardeşlerim bakın bu hastalıklar her zaman vardı. Mesela Erkeklerinde, kadınlarında saçları dökülür. Benim saç döküldü ya mesela. Kadınlarda da olurdu böyle hastalıklar. Böyle olunca da bunu örtmek için ne yaparlardı? Kadınlar peruk işini o zamanlarda yaparlardı. Peruk peruk. Sırf gösteriş için değil. Şimdi benim saçım siyah, bir de sarı takayım diye sarı peruk takma değil. Hastalıktan. Bunun için de kadın saçları keçi derilerinin üstüne yapıştırılır. Kadın kafasına yapışır veya erkeğin böyle peruk amatör şekilde. Kadın saçı satılırdı, satılır. Pazara gitti Hazreti Eyyub'un hanımı. Pazara gitti ve dedi ki ey insanlar Kadın Müslüman peygamber hanımı saçlarımı satıyorum alan var mı dedi. Leyya Hatun'un da annemizin de çok güzel saçları varmış. Birisi bana saç lazım dedi ve Leyya annemiz bir gün saçının bir örgüsü ubuz'un sattı onu kafasını geri örttü ve o günlük çorba yapacak, yemek yapacak parayı aldı ve çorbasını, yemeğini yaptı, koştu çadıra. Hazreti Eyyub aleyhisselam dedi ki, nerede kaldın, üç gündür gelmedin rahime, bir şey mi oldu? Üç gündür iş bulamadım da dedi. Sana getirecek bir şeyim yoktu, gelemedim. Şimdi geldim deyince, yemeklerini yediler. Hazreti Eyüp aleyhisselam Efendimiz'e hizmetini yaptı, temizliğini yaptı. Sonra geri döndü şehre. Annemiz sabahleyin yine bir şeyler arayacak ertesi gün yiyecekleri için. Gene bir şey bulamadı. Yine çarşıya gitti ve dükkanın birine girdi. Bir saçının örgüsünü daha sattı. İki saçını da kestirmiş oldu böylece. İki örgülü büyük saçı varmış Hazreti Leyya'nın. Saçlarını kestirdi ve başı yine örtülü annemiz geldi. Yiyeceği getirdi. Ama yaptığı şey kocasından izinsiz, habersiz yaptığı için acaba vebal olur mu? Nikahın bir hakkı vardır. Müslümanlar, kadınlar, erkekler Karı koca bir şey yaparken birbirine haber vermeli. Kadın erkeğin kölesi değildir. Erkek de kadının kölesi değildir. Ama hayat müşterektir. Şimdi ben hanımımın mesela güzelliğini görmek isterim. Hanımım bana güzel görünmeli. Bu ayıp günah değildir. Hatta güzel olduğunu düşündüğü bir fikri varsa kadının kocasının onu güzel olduğunu düşündüğü şekle girmesi de gerekir. Erkek de aynı şekilde mesela dese ki bir kadın kardeşim sen böyle olmuyor ya milletin içinde utanıyorum böyle dese erkek de mesela kadının istediği gibi güzelleşmeli. Karı kocanın birbirine hakkı var. Karı kocanın. Biz genelde şimdi dışarıdakilere güzel görünmeye çalışıyoruz. Evdekiler çok birbirine pijamayla çıkıyor karşısına. Ama dışarıdakilere daha güzel görünmeye çalışıyoruz. Bu da bir çelişki. Bu da bir açmaz. Bu da bir vebal. Hadi bunu da söyleyeyim lafın sonunda. Bu da bir vebal. Bunu da bilin Müslümanlar. Değerli kardeşlerim, Hazreti Eyüp dedi ki bugün çorbayı dedi Allah işte söyletecek ya. Nereden buldun bu yemeğin parasını? İş buldun mu? Nerede çalıştın? Diyor ki mesela bir gün geliyor, oturuyorlar. Karı koca bunlar. Konuşuyorlar yani. Hasta ama Eyyub Aleyhisselam konuşuyorlar. Diyor ki bir gün Hazreti Eyüp bugün nereye gittin? O da diyor ki hani bizim evde bir çoban vardı. ha O çobanın evine gittim işçi olarak. Eskiden çobanlarının evine işçi olarak gitmiş. Leyyana'mız anlatıyor. Olsun diyor. Ayıp değil, günah değil. Helalinden rızkını kazandın. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim diyor. Bugün nereden kazandın dedi. Kadın şimdi saçlarımı kestim dese mi demese mi? Dedi ki çalıştım bir yerde. Eyüp peygamberinde inat edeceğe düştü. Dedi ki nerede çalıştın dedi. Kime gittin? Peygambere yalan söylenmez. Şimdi hem kocası hem peygamberi. Yani sadece kocası değil aynı zamanda peygamberi o onun. Sen benim peygamberimsin demiş ona iman etmiş. Ama aynı zamanda kocası çocuklarının babası. Eyüp peygambere dedi ki bir şey yaptım ama dedi kızar mısın ki dedi. Ne oldu dedi. Saçlarımı sattım dedi. Yiyecek bir şey bulamadım. Saçlarımı sattım deyince Eyüp peygamber sinirlendi. Dedi ki bu bizim şeriatımızda günah. Sen bunu benden habersiz yaptın. İyileşirsem eğer sana yüz sopa vuracağıma Allah'a yemin ediyorum dedi. Kadınlara dayak meselesine gireceğiz şimdi. Tehlikeli sulara gireceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün yine vardı ya tartışma, kadın dövülür mü, dövülmez mi? Bak şimdi kadın nasıl dövülüyormuş İslam'da. Şimdi acele etmeyin hemen dövmeyin beyler ha durun bir sonunu bekleyin. Değerli kardeşlerim, tabi Hazreti Eyüp dedi ki, eğer iyileşirsem, eğer şifa bulursam, seni yüz defa sopayla, yüz sopa vuracağım dedi, yüz defa demedi, yüz sopa vuracağım dedi. Hazreti Leyya anamız dedi ki, vallahi ben bunu zevkimden yapmadım ki dedi. Açız bak, sen de ben de ne oğlumuz var ne kızımız var ne kardeşimiz var. Kimse kapımızı çaldığı yok. Şu çadırda yaşıyoruz. Kaç yıl olmuş kardeşlerim? 15 sene. Eyüp peygamber bir çadırda şehir dışında hastalıklı 15 yıl. Bir gün iki adam geldi. Yeni duymuşlar 15 sene sonra. Hazreti Eyyub'a geldiler iki kişi. Eyüp peygambere dediler ki bizi tanıdın mı? Tanımadım dedi. Biz sana iman etmiştik sonra gitmiştik. Seni peygamber seçmiştik. Bizim peygamberimizsin. Ama 15 yıldır da böyle hastaymışsın. Sen ne günah işledin ki? Nasıl kötü bir işe bulaştın ki? Allah katında nasıl duası kabul olmayacak kötü bir günaha bulaştın ki Allah sana hiç kimseye vermediği pis bir hastalık vermiş. Sana yazıklar olsun dedi. Adamı döşeğinde ağlattılar. Ya dinden çıkıyorsanız çıkın gidin. Adamı niye incitiyorsunuz? Bildiğiniz bir şey var mı? Yok suizan üzerine konuşuyorlar. Bakalım ne pislik yaptın diyorlar haşa. Ya bakalım ne pislik yaptın deme. Bildiğin bir şey var mı? Gördüğün bir şey var mı? Veya filan mı görmüş Hazreti Eyüp peygamber haşa zina mı etmiş, hırsızlık mı etmiş? Bir, bir şey mi yapmış yani? Bildiğin bir şey var mı? Yok. Bakalım diyor ne pislik yaptın ki diyor. Allah sana hiç kimseye vermediği pis bir hastalık vermiş. Bak sürünüyorsun diyor. Senden peygamber olmaz diyor. Bizi kandırdın diyor ve Hazreti Eyüp ağladı. Ağladı, dayanamadı. Zor bir şey. Hazreti Allah azze ve celle o adamlar çekip gittiler. Eyüp peygambere bir adam geldi. O adam melek. Melek insan suretinde girdi. Eyüp peygambere geldi. Eyüp Aleyhisselam'a dedi ki: "Eyüp Allah sana varlığı da gösterdi, darlığı da gösterdi. Allah seni mallarla zenginleştirdi, evlatlarda soylarını çoğalttı ama hepsini bir gecede aldı. Yıllardır da böylesin." Bu hayattan ne anladın? Bu ömrün sonunda senin en çok zoruna giden şey nedir dedi. Yani mallarının gitmesi mi, çocuklarının ölmesi mi, bu hastalıktan böyle kimsenin yüzüne bakmayacağı bir hale düşmesi mi? Senin en zoruna giden şey nedir bu dünyada dedi. Eyüp peygamber ne dedi biliyor musunuz? Çok ilginç. Düşmanların şamatasından daha can yakan bir şey görmedim dedi. Ne mal kaybetmek, ne hastalanmak, ne yokluğa düşmek, ne evlat acısı, hiçbir şey bana düşmanların benimle alay etmesinden daha ağır gelmedi dedi. Düşmanların şamatası, bu dünyada canımı yakan tek acıdır dedi. Allah sizi ve bütün din kardeşlerimizi düşmanların şamatasına bırakmasın. Allah kimseyi, Rabbim hiç kimseyi ağır ve dayanılmaz acılarla imtihan etmesin. Hazreti Eyüp peygamber tabi o çileyle yaşadığında bir gün Eyüp peygamberin vücudundaki mikroplar, kurtlar diyelim hayal edesiniz diye söylüyorum. Kurtlar Hazreti Eyüp'un diline ve kalbine yapıştılar. Kurtlar kalbini kemirmeye başlayınca Hazreti Eyyub'un Eyyub Aleyhisselam inlemeye başladı. Allah'ım dedi. Ya Rabbi dedi. Hazreti Allah vahiy gönderdi Eyyub'a. Eyyub isyan mı ediyorsun dedi. Buraya kadar mı sınır? Dayanma gücün bu muydu? İsyan mı ediyorsun ey Eyyub? Ya Rabbi isyan etmek ne haddime? Allah'ım seni zikreden bir dilim bir de kalbim var. Onu alırsan seni neyle zikredeceğim ona dayanamadım ya Rabbi dedi. Seni kalbimle zikrediyordum. İnsan dili dolaşmadan kalbiyle Allah diyebilir. Bunu Nakşibendi dergahlarında bu zikri hafide dilini damağına yapıştırıp Allah deme zikri vardır tesbih hatta. Bir dilinizi damağınıza yapıştırıp Allah demeye zorlarsanız zamanla beceriyorsunuz. Şimdi ben deyince yapamayacaksınız. Ben biliyorum. Zorlamayın. Nefes alamazsınız. <laughs> Sonra tısıl tısıl edersiniz. Bana kızarsınız. Ama zamanla becereceksiniz. Deneyin. Allah onu Sesinizle de Allah demenizden zevk alır, tat alır, hoşlanır. Allah bundan kulundan razı olur. Hiç sesiniz çıkmadan kalbinizin içinden Allah demenizden de Allah hoşlanır. Yani zikrin ikisi de güzeldir. Değerli kardeşlerim Hazreti Eyüp Aleyhisselam kalbiyle de Allah diyemeyeceğini diliyle de Allah diyemeyeceğini böylelikle bu hastalığın onu yani Allah diyemeden yaşarsam ne olur hani ölmezsem bir müddet diye ondan dolayı inledim ya Rabbi dedi seni zikirsiz geçen bir nefesim olmasın diye ya Rabbi Allah'ım bize zikreden bir dil ver ya Rabbi. Allah'ım bize şükreden bir kalp ver ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah Azze ve Celle öyle hoşlandı ki Eyüp Peygamber'in bu cevabından Sa'd suretinde anlatılır. Hazreti Allah Eyüp Peygamber'e tabi hanımına kızdı. Hanımına küstü. Saçını sattı ya. Dedi ki bir daha gelme dedi. Git bir daha gelme. Çünkü sen saçını satarak aldığın parayla bana çorba içirdin. Hazreti Eyüp bir de iyileşirsem dedi sana dedi göstereceğim dedi. Yüz sopa vuracağım dedi. Üç gün gelmedi annemiz Rahime Eyüp peygamber Allah'a Ya Rabbi dilim olmazsa kalbim olmazsa seni neyle zikrederim deyince Rabbim imtihanı bitirdi. Şimdi güzel günler başlıyor. Hazreti Eyüp aleyhisselama dedi ki Ey Eyüp ayağını topuğunu vur yere dedi. Öyle kalkıp yürüyecek gücü yok topuğunu hafif kaldırdı. Topuğunu şöyle pat yere vurdu. Çıkan suyla banyo yap ve iç dedi. Şifa su. Bu Kur'an'da ayettir ha, hikaye zannetmeyin. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın topuğundan çıkan o su, kardeşlerim, Hazreti Eyüp o su şırıl şırıl akıyor yanında. Bir avuç aldı içti. Anam içti dudağındaki yaralar geçti. Yuttu içeri geçti. İyileştiğini hissediyor. Eyüp peygamber elini yıkadı. Elleri tertemiz oldu. Şifa. Mucize. Hazreti Eyüp yüzüne çarptı. Yüzü iyileşti. Gözleri iyileşti. Eyüp aleyhisselam suyu üstüne döktü. Ayağa kalktı. O suyla mağaraya girdi banyo yaptı. Banyo yapınca suyu dökünce yeni bir adam çıktı. Cenneti Allah dünyada yarattı bak. Biz cennette böyle olmayacağız. Kimimiz kısa boyluyuk, kimimiz uzun boyluyuk. Adam kısa boyluluk Allah vergisi ne yapar? Anasına kızıyor. Ben niye kısayım diyor çocuk. Ya ne etsin bana? Patatesi yedirdi, yumurtayı yedirdi, soğanı yedirdi. Olmadı. Kardeşin 1.85, sen 1.60 kaldın işte yani. Ne yapak Allah'ın imtihan. O da 18 santim topuk giyiyor. <laughs> öyle olmaz, <laughs> öyle olmaz. Onu Onunla büyüyeceğim zannediyor. Ayakkabıcı kazanıyor halbuki. <laughs> Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, Hazreti Eyyub aynı cennetteki gibi. Bakın vallahi ve billahi yeminle söylüyorum ayet var. Hazreti Eyyub o suyla yıkanınca yes yeni bir adam oldu. Yani saçı, vücudu, yüzü her şeyi değişti. O önceki adam da değil ha insan mesela hanımı evlendiğin zamanı bilir kocasının. Çocuk bilmez. Resimlere bakar, "Aa baba askerdeyken böyleydin, hemi filan." der ama hanımı evlendiğini bilir. Hatta adam unutur, kadın unutmaz ha. Kadınlarda öyle bir zeka var. His dünyası güçlüdür kadınların. Bu iyi bir şeydir. Allah vergisidir. Erkeklerden daha üstündür kadınların his ve duygu dünyası. Onun için ben bey kard hanım kardeşlerimize, beyefendi kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Bakın beyler, hanımlarınıza hiç yalan söylemeyin hissediyorlar. İnan hissediyorlar. Telefonda mesajı silsem bile anlıyor biliyor mu yani? <laughs> Bir şekilde hissediyor. Allah duyguyu yüksek vermiş kadınlara. Dolayısıyla dürüst olmak, doğru hocam ev ocağı yıkacağız o zaman yanlış iş yapmayacağım. Eşelme yemeyenin ağzı kamaşmaz. Değerli kardeşlerim Hazreti Eyüp iyileşti. Kadın üç gün dayandı. Daha gelme dedi ya kocası. Küstü ya. Dedi ki ya ben gitmezsem ona kim bakacak? Ölse ölüsünü kaldıran olmaz. Yine dedi ne olursa olsun kocamdır dedi. Nikahlım. Gideyim dedi. Bir bakayım. Kadıncağız yine bir tas çorba geldi. Anam çadıra baktı kimse yok. Çadırın karşısında şu mağaranın taşın üstünde bir adam oturuyor, genç bir adam. Yakışıklı, genç bir adam. Leyya ihtiyar. Leyya anamız kaç yaşında? 80, 90, 100 yaşında. Karı ihtiyar. Ama o zamanın yüz yaşı çok ihtiyar değil. Yaşlı ama olgun bir kadın. Uzun yıllar yaşıyor insanlar. Hazreti Eyüp gencecik 25 yaşında adam. Genç, delikanlı. Bekar delikanlı gibi. Hazreti Leyya anamız baktı, etti ama o karısını tanıyor, karısı onu tanımıyor. Kadın baktı dedi ki yavrum dedi, bana bak dedi. Buyur dedi. <laughs> Burada bir dedi yaşlı dede vardı dedi. Onu gördün mü dedi. Ne yapacaksın dedi. Onu dedi, ben dedi hanımıyım. Ona üç gündür gelmedim dedi. Kalbini kırdım dedi. Gene dedi hizmetini göreyim diye geldim dedi. Çorbasını içireceğim dedi. Eyüp peygamber dedi ki sen Eyüp'ü mü arıyorsun dedi. Sen nereden tanıyorsun Eyüp'ü dedi. Eyüp benim dedi. Eyüp benim deyince kadın utandı yaşlı. Nasıl sensin dedi. Vallaha benim dedi. Nasıl sensin dedi. Sen Leyya değil misin dedi. Baban Lut peygamber değil mi dedi. Seni filanca evde istemedim mi dedi. 16 tane çocuğumuz olmadı mı dedi. Bir gecede hepsi ölmedi mi dedi. Hastalandığımdan beri bana burada çorba getirmiyor mu dedi. Saçını kestin diye sana vurmaya yemin etmedin mi dedi. Hepsini sayınca Eyüp hakikaten sen misin dedi? Benim dedi ya. Kadın geldi bakıyor bakıyor bakıyor. Şaşırdı mucize. Allah'ın mucizesi. İyi de şimdi oğlan 25 yaşında, kadın 100 yaşında ne olacak? Hazreti Eyüp Aleyhisselam Dedi ki bu Allah'ın bana verdiği bir nimet dedi. Hani diyordun ya Allah'a dua et. Bak dedi Allah şifayı verdi gördün mü dedi. Cenab-ı hak bir peygamber peygambere bir melek gönderdi. Dedi ki Eyup hanımına söyle o da yıkansın suyla hanımına söyle o da yıkansın suyla. Kadın mağaraya girdi. Adam mağaranın önünde oturdu. Hazreti Leyya anamız o suyla bir duş aldı, bir gusl abdest aldı, bir boy abdest aldı. Dışarı bir çıktı ki 18 yaşında bir kız. Allahu Ekber. Mucizeye bakın. Allah'ım çilelerimizin, Dünyadaki sıkıntılarımızın sonunu böyle sevince çevir ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, onların Allah ayette diyor ki Kur'an'da, onlara daha sonra yine çok büyük mal ve evlatlar verdik. Kaç çocuğu öldüydü bunların? 16. 16 çocukları daha oldu. Hazreti Eyyub'un ve hanımının veya 10 tane çok çocukları oldu. Yeniden malları oldu. Hazreti Eyyub şifa buldu. Allah Eyyub'a dedi ki koş senin filan yerde harman vardı ya harman şu tarla dört dönüm mesela oraya dedi yağan altın çekirgeler senindir. Zenginleşecek ya gökten bir kıpkırmızı bulut geldi. Hazreti Eyüp hanımıyla beraber artık gençleştiler de rüzgar gibi koşuyorlar. Tarlaya vardılar. Gökten o buluttan altın yağmaya başladı çekirge. Cansız altından çekirge. Fakat yağarken yere düşen çekirgeler sınır var ya tarla sınırı. Sınırın kenarındakiler çarpan tezeye çarpan dışarı çıkıyor bazıları. Eyüp peygamber bu sefer tarlanın içine kaç çuval dolmuştur bakalım. Dışarı çıkanları da çıktı komşunun tarlasına sıçladı ya. Onları da harmanın içine atıyor. Bir melek geldi sana bu tarladaki yetmiyor mu dedi. Sana bu tarladaki yetmiyor mu? Hazreti Eyüp dedi ki bu Allah'ın bana ikramı değil mi dedi. Allah bunu bana ikram etmedi mi dedi. Evet bu sana Allah'ın ikramı. Öyleyse ben Allah'ın ikramından bir çekirge bile olsa onunla da istifade etmek isterim dedi. Çünkü onları sadaka verecek, garipleri güldürecek. Hazreti Eyyub aleyhisselam bu yaştan sonra 40 yıl ya da 70 yıl daha yaşadılar. Hazreti Eyyub. Ve aynı şehirde vefat etti. Beseniye şehrinde. Ürdün'ün Beseniye şehrinde. Bu şehrin bizim Urfa'nın Viran şehire yakın kardeşlerim böyle bir belde var. Küçük. Orasının olduğu rivayeti de var. Ama Eyyub Aleyhisselam Urfa'da mı? Peygamberler şehri diyoruz ya Urfa'ya. Urfa'da mı yoksa Ürdün'ün Beseniye'de mi olduğu konusu İslam alimler arasında ihtilaflı bir mesele. Fakat bir sabrı ve sabrın sonunun nasıl bir selamet olduğunu Allah bize bu peygamberin hayatında gösteriyor. Allah bizlere musibete uğradığımızda Eyüp peygamberin sabrı gibi sabır nasip etsin. Rabbim sabrı da makam derece bizi Allah katında velilerden büyüklerden kılacak bir şükre vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, o toprakların böyle hikayeleri olmuş, böyle hatıraları olmuş. Biz Eyüp peygamberde sabrı gördük. Allah'ım, bana bir musibet dokundu. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Bakınız hastası olanlar bir derdi olanlar Eyüp peygamberin duası budur Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ım bana şu musibet dokundu, bana bu hastalık bulaştı. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Aha bu kadar ya. Dini biz hocalar zorlaştırıyoruz ha. Uzun uzun dualar ezberleyin diyorlar. Ya yok aha bu bu. Eyüp peygambere şifa veren dua bu. Hocam bize ne zaman şifa olacak? Bak Allah kulunu imtihan eder. Allah'la pazarlık edilmez. Allah'a şükredilir. Allah'a pazarlık edilmez. Allah haşa senin mal alıp sattığın bir tüccar değildir. Haşa. Allah alemlerin Rabbidir. Bir de şunu unutmayın duaya geçeceğim. Dua vakti geldi. Kardeşlerim, biz her şey dünyada olsun bitsin istiyoruz. Her şeyi dünyalık istiyoruz. Yani öyle bir şey istiyoruz ki hep dünyada istediğimiz gibi olsun işler. Bulmaca çözer gibi hep işi çözelim istiyoruz. Dünyada çözemeyeceğiniz işler olacak. Allah'ın ahirette çözeceği işler olacak. Allah'ın dünyada imtihan olarak ahirette derece olarak vereceği işler olacak. Bir Yezid musallat olacak peygamber torununa. Kerbela toprağında kılıçtan kıyma gibi doğruyacaklar Hazreti Hüseyin'i. Dünyada çözülmeyecek bu iş. Sırat köprüsünde çözülecek. Şimdi Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz bir yanlışım varsa siz deyin bana. Siz düzeltin bana. Yezi'din yaptığı iş dünyada çözülür mü hiç? Yezi'din yaptığı zulüm dünyada düzelir mi hiç? Bu işi Sırat Köprüsü temizleyecek. Bu işi Mahşer meydanı temizleyecek. Onun için siz gönlünüzü rahat tutun. Allah Hazreti Muhammed'in torununun kanını hiç yerde bırakır mı? Bırakın Allah'a, gönlünüzü ferah tutun. Siz birbirinizle dost olmaya, kardeş olmaya bakın. Ve şu üç günlük dünyada Allah'ın emrettiği gibi Müslüman olmaya bakalım. Bizim işimiz bu. Eyüp peygamber yoksa bir hikaye olarak anlatmak değil derdimiz. Bize ne diyor bize? Sana bana ne diyor? Değerli kardeşlerim ve Kudüs meselesini bugünlerde iyi gündemimize girdi. Ne olur? Şu sigara içen kardeşlerimiz. Sigara içiyorsanız hiç değilse Filistinli Müslümana zarar verenlerin malını içmeyin. Kimi için? Ya içmeyin ama içiyorsanız da bu işi yani İsrail'in ekmeğine yağ sürenlerinkini içmeyin. Çamaşırınızı yıkarken elbisenizi kirletmeyin. Çamaşır yıkarken elbise kirlenir mi? İsrail'e para veriyorsan kirlenir. Elbise yıkarken kirlenir, elbise yıkarken. Allah bizi paramızla İsrail'e dost etmesin. Sadece meydanda bağırmak değil, bak günlerdir millet meydanlarda. Teşekkür ediyorum ben. Meclisteki partilerin hepsi bir araya geldi değil mi? Hemen hatta dışındakiler hemen Türkiye'ye yol gösterdiler. Değerli kardeşlerim, kadına dayak ne oldu? Davut Peygamber, Mustafa abi hatırlatmasa gittiydi ha. Değerli kardeşlerim, iyi ki Mustafa Şahin abi var. Değerli kardeşlerim, kadına dayak atılır mı? Allah dedi ki Davut peygambere, yerden bir sapal, ayet bu Kur'an-ı Kerim. Yüz tane süpürge çubuğu gibi incecik çubuk. Yerden aldığı yüz tane. Vur dedi. Aha dayak bu. Yeminin yerine gelsin dedi. Biz de vurdu muydu suratına yere yapıştıracağım ki dayak olsun diyor. Şöyle içimiz ferahlasın diyor. Öyle olmaz. Allah'ın dediği o değil. Aman ha aman kadını öyle dövdüren adamları Kur'an'dan konuşuyor zannetmeyin. Öyle olmaz. Allah kadını dövdürmek gibi bir derdi olsaydı Hazreti Davud'a böyle bir yol öğretmezdi. Bu hile değil mi? Hile. Ne için? Kadını korumak için. Niye? Adam yemin etti. Allah'a yemin ederim ki sana yüz sopa vuracağım dedi. Allah da dedi ki madem yemin ettin ağzından bir hırsınan çıktı. Peygamber de olsa insan hata yapıyor. Ağzından çıktı. Yerden dedi bir sapal yüz tane dalı olan hafifçe şöyle bir tane vur dedi. Bu işte ya. Hem can yanmaz hem de yemin yerine gelir. Allah evlerimize huzur versin. Allah güzel geçim versin. Hadi buyurun kardeşlerim. Yarın da inşallah Ankara'da Mamak'ta İmam Hatipliler platformunun Kudüs gecesindeyiz akşam 7'de Allah nasip ederse inşallah Kudüs'ü dualarınızdan ayırmayın. Kudüs şuurunu ayırmayın. Amin. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi başta Filistin'de Kudüs'teki Müslümanlara, Filistinli mazlumlara, Arakandaki, Patani'deki, Orta Afrika'daki, dünya üzerindeki mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e huzur ver ya Rabbi. Evlerimize güzel geçim ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Allah'ım bizi cennette Eyüp peygamberle karşılaştır ya Rabbi. Leyla annemizin, Hazreti Rahime annemizin ellerinden öpmeyi bize nasip eyle kadınlarımıza, erkeklerimize, zayıflara, güçsüzlere, mağdurlara, muhtaçlara karşı Hazreti Eyyub'un hanımının kalbindeki o merhameti kadın erkek hepimize nasip eyle. Anasına, babasına, hanımına, kocasına, oğluna, komşusuna, bizi rahime hatun gibi merhametli Müslüman eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi zalimlerin eline işimizi bırakma ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kudüs'ü bağımsız Filistin'in başkenti yapmayı bu ümmete nasip eyle ya Rabbi. Türkiye'mizi de dünyadaki Müslümanları da huzur ve bereket içinde yaşat ya Rabbi. امين امين طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه